Bu hafta sizlere de fikir vermesi açısından portföyümü şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Karda olduklarım, zararda olduklarım, yakın dönemde aldıklarım, uzun süredir tuttuklarım. Kripto paralardan tarım emtialarına kadar geniş bir yelpazede yatırım yaptığım ürünler neler? Gelin hep beraber inceleyelim. İyi seyirler dilerim. Bildiğiniz gibi piyasalar Rusya işgalinden bu yana kaos içerisinde. Tüm dünyada birikimlerin reel değerini korumak zorlaştı. Ki Türkiye'de yaşayanlar için bu zorluk bir hatta birkaç kat daha fazla. Bu şartlarda portföy dağılımı yapmak daha değerli hale geldi. Lafı fazla uzatmadan portföyü kısaca inceleyelim. En sonunda da genel bir değerlendirme yaparız. Gördüğünüz gibi rengarenk ve bolca parçalanmış bir portföyüm var. Hepsini tek tek açıklayacağım. Elimdeki en az bulunan üründen başlayalım. Elimde en az bulunan ürün aynı zamanda portföyümün de yüz karası. Yatırımcılık hayatımda spot bir işlemde gördüğüm en büyük zarar bu oldu. Şu gördüğünüz ince mavi renkli dilim. Miktarı çok az olduğundan dolayı kullandığım Numbers programı bir yüzdelik dilim atamamış ama portföyümdeki oranı %0.25. Kasım ayında 1600 TL fiyat ile aldığım Rivian Otomotiv şu an %80 zararda. Multibecer olma potansiyeli nedeniyle ufak miktarda almıştım ama ABD borsalarındaki fırtına köklü şirketleri bile bu denli sarsarken Rivian gibi başlangıç aşamasında olan bir şirketi yerle bir etti. Elimdeki miktar az olduğu için tutmayı tercih ettim. Bakalım gelecek neler gösterecek. Devam edersek %1'lik oranıyla Sabancı Holding var. Geçen sene hisseyi 8.06 TL fiyatıyla almıştım. Bu sene de aldığım fiyat üzerinden %9 oranında bir temettü aldım. Temettüyü hesaba katmazsam kar durumum %140. Temettü maliyetten düşersem kar durumum %160. Bir sonraki ürün Akbank. Geçen sene 4.8 TL fiyat ile almıştım. Bu sene de aldığım fiyat üzerinden %4.8 oranında bir temettü aldım. Temettü hariç %72, temettü dahil %75 karda. Elimde 2 adet banka hissesi tutuyorum, diğeri garanti. 2020 yılında 7.35 TL maliyet ile almıştım. 2021 yılında da yaklaşık %2 oranında bir temettü aldım. Bu ayın sonunda da %4 oranında bir temettü daha gelecek. Temettü dahil edilmemiş kar durumum %104'te. Bu oran temettü ile birlikte bir miktar daha artacaktır. Bir maaşeyi bu senenin başında 66.7 TL fiyat ile portföyüme ekledim. Aslında oranı daha fazlaydı ama zincir marketler için başlatılan ikinci soruşturma nedeniyle çoğunu 83.3 TL fiyattan sattım. Kalanların şu andaki kar durumu ise %23'te. Portföyümde yine ortalama %1'e sahip olan Ülker aynı zamanda da tek zararda olduğum Borsa İstanbul şirketi. 18.2 TL fiyat ile portföyümü eklemiştim. %14 oranında zararda bir şekilde bekliyor. Bir sonraki dilime geçtiğimizde de bir ABD hisse senedi var. Vontier Corporation. Aslında ABD hisse senetlerine giriş zamanlamam kötüydü. Bildiğiniz gibi son dönemde tarihi bir düşüş yaşanıyor ama seçtiğim hisseler sayesinde zararımı minimuma indirdim. Tabii ki Rivian hariç. Vontier'e gelirsek bir sefer ufak bir miktar temettü aldım. Temettüyü es geçersek %9.7 oranında zararda. ABD borsaları için %9'luk zararı şu dönem için makul buluyorum. Portföyümde yine %1'lik oranıyla Euro var. 2021 yılında elimdekileri 9.26 TL fiyattan almıştım. Bu senenin başında ise büyük oranda satmıştım. Kalanların kar durumu %71. Portföyümün son %1'lik kısmı ise yeni aramıza katılan Kako ETF'i. Bu videoyu çekmeden henüz bir gün önce NIB kodlu Kako ETF'ine yatırım yaptım. İlerleyen dönemlerde kakao gibi alışıla gelmişin dışındaki ürünlere nasıl yatırım yapabiliriz konulu bir video çekmeyi planlıyorum. Orada daha detaylı anlatacağım. Twitter'dan Levent Karabacak bu konu ile ilgili birkaç soru sormuştu. Yeri gelmişken onları da cevaplayayım. Bu dönemde portföylerin olabildiğince çeşitlendirilmesine ve tarım emtiaları gibi görece riski az ürünlere yer verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi gıda krizi ihtimalleri sıklıkla gündeme geliyor. Bill etsin 1 milyon dönüm tarım arazisi alması da bunun en somut kanıtlarından biri. Ayrıca ABD, Rusya, Çin kutuplaşması da dünyadaki gerginliği artırıyor. Böyle bir ortamda gıda emtiaları bence portföylerde ufak bir miktar bile olsa yer almalı. Yani uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyorum. Kakao özelinde konuşursak sınırlı bir coğrafyada üretilebiliyor olması, kakao işçilerinin ücretleri hakkındaki problemler ve yaptırımlar, diğer gıda emtialarına göre ucuz fiyatlanması ve 2017'den beri yükselen bir trendde yer alması alım yönlü kararımı destekledi. 26.9 dolar maliyet ile almıştım bir gün sonra şu an için kar durumum %1. %1'ler bitti şimdi geldik portföyümde %2 seviyelerinde yer kaplayan ürünlere. Bu arada bu yüzdeler elbette tam değil. Sanırım program 0.5 ila 1.5 arasındakileri %1'e yuvarlamış. Portföyümdeki ilk %2'lik ürün yine dün Kakao ile birlikte aldığım ABD hazine tahvil ETF'i. Bu ETF'in riski ve getirisi benzerlerine nazaran bir nebze fazla. Yönetim ücreti ise makul seviyede. 101 dolar fiyat ile almıştım şu an için kar durumu %3.5. Bu arada %3'ün üzerinde 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin yatırım yapılabilir alanlar olduğunu düşünüyorum. Ve geldik son zamanların katiline Bitcoin. Elimdekileri 2018 ve 2019 yıllarında ortalama 45.000 TL maliyet ile almıştım. Daha sonra ilave bir alım yapmadım. 2021 Nisan'dan itibaren de 4 kere satış gerçekleştirdim. En son satışımı %1500 kar alarak 720.000 TL fiyattan Kasım 2021'de yaptım. Bu satışlarla elimdeki bitcoinler epey bir azaldı ve şu an portföyümde %2'lik bir yer kaplıyorlar. Ayrıca kripto paralarda FED bilanço küçültürken V tipi bir geri dönüş zor görünüyor. Makul olan U tipi. 28 bin dolar akümülasyon için uygun bir bölge altına sarkarsa çok daha uzun ve sancılı bir dönem bizi bekler. Devam edersek diğer %2 yine bir kripto varlık. Fenerbahçe Fan Token. 15 TL maliyetiyle almıştım şu an %63 kardalar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak böyle bir projede yer almak istedim. Yani duygusal yönü de olan bir yatırım. Son yüzde ikimiz bir ABD hisse senedi. Enerji transfer. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu hisse senedi bu denli kötü bir dönemde bile kısa sürede güzel kazançlar sağladı. Bir kere de temettü verdi. Temettü hariç TL bazlı kar durumum %131. Geldik %3'lere. Portföyümde %3 yer kaplayan 3 tane hisse senedi var. Birisi Türkiye'den, diğerleri ABD borsalarından. Türkiye ile başlayalım. Vestel Beyaz Eşya. 7.09 TL ile portföyüme eklemiştim. Şu an için kar durumu %28. Vestel Beyaz Eşya'nın özellikle 2023'ün sonlarından itibaren güzel getiriler sunacağına inanıyorum. ABD borsalarındakiler ise Intel ve VICI. Her iki hisse senedini de uzun vadeli tutmayı planlıyorum. İkisinden de birer kere temettü aldım. Temettüleri hesaba katmadığımda VIC'i %3,5, Intel ise %17,5 zararda seyrediyor. ABD borsaları için Amazon gibi çoğu dev şirket %40'ın üzerinde değer kaybederken bu oranları kötü bulmuyorum. Portföyümde %4 oranında bulunan ürün ise AVAX. Ben yoğunlukla 2019 yılında Bitcoin ve Ethereum aldım. Bunların dışında pek çok kripto para işlemi yapsam da uzun süreli yatırım yapmadım. Karımı aldığım noktada çekildim. Uzun süreli hatta çok uzun süreli tutmayı düşündüğüm sadece Bitcoin ve Ethereum vardı. 2021 yılında ise bu ikisinin arasına Avax da eklendi. Elimdekileri 240 TL fiyatıyla almıştım. O günden bu yana stake durumunda bekletiyorum. Stake dahil şu anki kar durumum %133. Çok daha yüksek kar oranlarından buralara düşmek elbette üzücü ama ben projeye hala güveniyorum. Uzun vadede çok daha yüksek değerlemelere ulaşacağını düşünüyorum. O yüzden şu etapta satmayı planlamıyorum ama gelişmeleri elbette yakından takip edeceğim. Portföyümün %5'i özel sektör borçlanma araçlarında yani nakitte bulunuyor. Normalde ben nakitte para bulundurmayı seven biriyim ve normalde benim nakit oranım %15'in altına pek inmez. Ama yüksek enflasyon, düşük faiz sarmalında nakit bulundurmak maalesef erimesi anlamına geliyor. O yüzden bu oranı %5'e kadar indirdim ama bu bile rahatsızlık veriyor. Önümüzdeki dönemlerde de alternatif yatırımları değerlendirmeyi planlıyorum. Ve geldik portföyümde en büyük yere sahip son 4 ürüne. İlk %8'lik oranıyla Ethereum. Ben Ethereum'larımı ortalama 770 TL fiyatıyla almıştım. Hayatımdaki en büyük yüzdesel getirilere Ethereum sayesinde ulaştım. O dönem projeyi beğeniyordum, hala da beğeniyorum. Üstelik bir de uzun süredir stake getirisi sağlıyor. Stake getirisi hariç kar durumum şu an için bile %4000'de. Portföyümde bu denli yüksek yer kaplamasının nedeni de ilk başta çok yüksek miktarlar yatırdığım için değil, zaman içinde bu denli yüksek getiri sunduğu için. Ki arada yine Ethereum satışlarımda oldu. Ayrıca elimdekilerin bir kısmını da daha önce bir video ile anlattığım Sorair projesine yönlendirdim. Satış ve yönlendirmeler yapmasaydım bu oran çok daha yüksek olurdu. Sıradaki ürünümüz bir hisse senedi yine oranı %8. Bildiğiniz gibi son dönemde ben Borsa İstanbul'dan hisse senedi topluyorum. Çünkü mevcut ekonomik konjüktürde Borsa İstanbul'un makul bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Ayrıca doğrudan TL olarak da yüksek miktarlar bulundurmak istemiyorum. Bu yönlendirmedeki en büyük payı da son dönemde sık sık gündeme getirdiğim Yataş aldı. Portföyümün %8'i şu an itibariyle Yataş'ta bulunuyor. Ortalama 10.6 TL fiyat ile maliyetlendim ve henüz 2 ay olmasına rağmen kar durumum %21.6. %22'lik şu kırmızı kısım dolar. Ama bunun içerisinde sadece dolar yok. Evet bir kısmı doğrudan dolar ama diğer bir bölümü de benim sonraer gibi katıldığım projeleri ve trade işlemlerimi temsil ediyor. Bu tarz işlemleri portföyümdeki bu kısım ile yapıyorum ve işlemlerin tamamı dolar bazlı. Yani bu kırmızı dilime dolar artı dolar bazlı kişisel alanım diyebilirim. Sizlerle genelde trade işlemlerimi değil, uzun dönemli yatırımlarımı paylaşıyorum. Çünkü kısa vadeli traderları riskli buluyorum. Zaten yeterince tecrübe ve bilgi edinirseniz kendiniz pozisyonlara girersiniz. Yoksa bir başkasının tavsiyeleriyle işlem yapmak riski çok daha fazla yükseltecektir. Bu arada işlem yaptığım dolarları 7.3 TL maliyet ile almıştım ve şu an kar durumları da %111'de. Ve geldik portföyde en çok yer kaplayan ürüne. Pandemi dönemindeki astronomik miktarlarda para basılmasının ciddi etkileri olacağını düşünüyordum. Bu dönemde portföyümü görece riski az bir ürünle dengelemek istedim ve en ideal seçenek olarak da altını gördüm. 2021 ortasında Twitter'dan da paylaştığım gibi 500 TL fiyat ile altın aldım. Önceden de bir miktar elimde altın vardı. Ortalama maliyetim 493 TL oldu. O dönem altınla ilgili bir videoda paylaşmıştım. Şu an için kar durumum %85 ve böylelikle olabildiğince özet bir şekilde portföyü bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi riskimi olabildiğince yaymaya çalışıyorum. Farklı alanlarda 30'a yakın üründe yatırımım var. Bu sayede büyük şokları bile olabildiğince güçlü atlatabiliyorum. Daha da önemlisi kafamı yastığa koyduğumda rahatça uyuyabiliyorum. Bu portföyün tamamının kripto paralarda olduğunu düşünelim. Şu anda ne durumda olurdu? Ayrıca paramın %35'i altın ve nakitte dururken döviz, borsa İstanbul, ABD borsaları, kripto varlıklar ve diğer yatırımlar kendi içinde bir denge sunuyor. Tony Robbins'in de dediği gibi yatırımlarda başarı ve başarısızlık arasındaki farkı hangi hisseyi veya hangi gayrimenkulü aldığın değil, varlık dağılımın belirler. Herkese mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.